Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir fikir söylədi ki, vaksinasiyadan sonra da, yəni vaksin vurulduqdan sonra da özümüzü qorumalıyıq. Vaksin vurulursa özümüzü yenə də nədən qoruyuruq? Bəli, doğrudur. Niyə qoruyuruq? Doğrudur, tamamen doğrudur. Və qorumaq nəyə deyilir? Yəni yenə də biz maska taxmalıyıq mı? Vaksinasiya dərman preparatlarını vücuda verərkən o gedir infeksiyanı öldürür. Aha. Amma vaksinlər infeksiyanı öldürmür. Vaksine gedir infeksiyanı diyelim yakalayır, onu nötralize edir, ortadan kaldırmaya çalışır. Ona göre de vaksine olunmuş bir şahsda bu demek değil ki onun vücudundaki bütün virüsler öldü. Aslında gel mi dediğimiz antiteller vardır, hansı ki onlar böyle parmacık şeklinde. Gedir hemen o virüsün kenarında olan o tişan kimi diyelim ki çıkıntılar vardır. Onlar gedir yakalayır, virüsün hücre içerisine girmesini engelleyir. Virüsün yaşaması için mütlaka hücre şart. Eğer hücreye girebilmediyse, artık o dışarıda kaldıysa, tabii ki belli bir süreden sonra ortadan kalkmış olur. Ama vaksin olmuş şahslarda hemen virüsler ortadan kalktı demek çok zor. Ama hastalık elbette, hastalık klinikası hayli derecede yavaş gidecek, yani çok öyle bir ciddi klinik alametler görünmeyecektir. Hastanın ölüm riski tamamen aradan kalkmış olacaktır, ağırlıklı olarak. Ancak o şahs başkaları için bu infeksiyonu verebilir. Eğer önünde bir hassas adam varsa, maskanı takmışsa vesaire elenmişse olabilir. Hususuyla hala tam immunizasyon olmadan sonra, yani birinci iki defa diyelim ki bazı vaksinler var iki defa verilir. Bir 15 günden bir diyelim ki takriben bir de ikinci defa verilir. İkinci defa verilenden sonra belli bir süre sonra antikorlar miktarı güçlenmiş olur. Eğer antikorlar güçlenmemiş olarsa hala onlar o virüsün ciddi taşıyıcılarıdır.